korozyonla ilgili olarak yargılardan hangileri doğrudur? Arkadaşlar, korozyon metallerin aşınması, metallerin oksidasyonu, paslanması şeklinde özetlenebilir. Korozyon olayı bu. Kendiliğinden gerçekleşir. Havadaki oksijeni kullanır. Havadaki sıcaklığı, nemi kullanır. Kendiliğinden gerçekleşir. Doğrudur. Katodik koruma yöntemiyle korozyon önlenebilir. Bu da doğrudur. Bu şu demek, daha aktif bir metal kullanılarak onun yükseltgenmesi sağlanıp korunması istenen bir metal korunabilir. Buna katodik koruma yöntemi denir. Metallerin istenmeyen yükseltgenmesi olayıdır. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi nötr haldeyken, serbest haldeyken, element haldeyken bileşiğe yükseltgenmesi olayıdır korozyon. Üçü de doğrudur. Sorunun cevabı E seçeneğidir. B kabında tepkime gerçekleşirken A ve C'de tepkime olmamaktadır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar, daldırılan metal çözeltideki iyondan aktifse tepkime olur. B kabında tepkime gerçekleştiğine göre Z metali Y'den aktiftir diyebiliriz. A ve C kabında tepkime olmadığına göre o zaman şunu yazabiliriz. X Y'den aktif A kabı için, Z X'ten aktiftir. Tepkim olmadığına göre o zaman sıralama Z X'ten aktif, X de Y'den aktif. Metallerin aktiflik sıralaması bu şekildedir arkadaşlar. Yükseltgenme potansiyeli en az olan Y'dir. Yükseltgenme potansiyelidir zaten sıralama. En az olan Y'dir ifadesi doğrudur. X metalinden yapılmış malzemenin korozyondan korunması için Z kurban anot olarak seçilebilir. Baktığımız zaman arkadaşlar X metali Y'den aktif, Z'den pasiftir. Z daha aktif olduğu için arkadaşlar kurban anot olarak Z metali seçilebilir. Çünkü X ve Z'nin olduğu yerde Z daha aktif olduğu için Z yükseltgenir, aşınır, X korunmuş olur. Bu ifade doğrudur. Tepkimesi kendiliğinden gerçekleşir. Nötr haldeki element bileşikteki elementten, metalden aktifse, X Y'den aktifse tepkime gerçekleşir. X Y'den aktiftir. Sorunun cevabı E seçeneğidir. Lityum pilleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar, tek tek kontrol edelim. Toksik, yani zehirli özellikte değildir. Lityum pilleri zehirli özellikte değildir. Bu ifade doğrudur. Sorunun cevabı A seçeneğidir ama diğerlerinin yanlışlığını bir görelim. Akıllı telefonlarla kullanılmaz demiş, kullanılır. Kısa ömürlüdürler, hayır. Uzun ömürlüdürler, şarj yapılabilir. Düşük enerji verimliliğine sahiptir, tam tersidir. Anot tepkimesi şeklindedir demiş, bu da yanlıştır. Anotta yükseltgenme olur. Burada indirgenme vermiş, bu da yanlıştır. Sorunun cevabı A seçeneğidir. Gümüş nitrat çözeltisine daldırılmış bakır çatal, gümüş metal ile kaplanmak isteniyor. Elektrolitik hücreden 10 amperlik akım 193 saniye süreyle geçiriliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Devreden geçen yük miktarı ya da elektronun mol sayısı eşittir. Buradan hesaplayacağız arkadaşlar. Q eşittir I çarpı T'ydi. I akım şiddeti 10 amper. Geçen saniye süre 193. Şimdi 1 mol elektron geçtiği zaman 96.500 klomp'luk yük açığa çıkıyor. Şu kadar klomp kaç moldur dediğimiz zaman elektronun mol sayısı eşittir 10 çarpı 193 bölü 96.500 olacak arkadaşlar. Mol elektron. Şunu sadeleştirdiğimiz zaman 193'e bölersek aşağısını şurası 5 olur. Yukarıda 1 kalır, aşağıda 50 kalır. 1 bölü 50 mol elektron devreden geçmiş demektir. Bakır kaşığın üzeri 2,6 16 gram gümüşle kaplanır. Arkadaşlar, gümüşün indirgenme tepkimesi, katotta gümüşün indirgenmesi 1 mol elektron 1 mol gümüş indirgeyecek.
Burası 0,02 mol elektron geçtiğine göre 0,02 mol gümüş toplanacak. Gümüşün 1 molu 108 gram. 0,02 çarpı 108 dediğimiz zaman o da 2,16 gram gümüş toplanır. Birinci öncül doğru olur. Devreden 0,02 mol elektron geçer. Az önce hesaplamıştık. Üçüncüye bakalım. Gümüş nitrat çözeltisinin derişimi zamanla azalır. Nitrat iyonlarının mol sayısı değişmeyeceği için bu ifade yanlış olur. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olur. Yer altında gömülü demirden yapılmış bir depoya bloklardan hangileri bağlanırsa demirden yapılmış depo korozyondan korunmuş olur. Arkadaşlar, demirden yapılmış bir depoyu korozyondan korumak için demirden aktif bir metal gömülmüş olması gerekir, bağlanmış olması gerekir. Demirden aktif metal verilenler içerisinde sadece magnezyumdur. Diğerleri demirden pasiftir. Sorunun bu yüzden doğru cevabı A seçeneğidir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar, yukarıda bir derişim pili vardır. Sol taraftaki derişim 0,1 molar, sağ taraftaki derişim 1 molar. Birinci hücre katottur demiş arkadaşlar. Derişimi küçük olan anot, derişimi büyük olan katottur. Birinci hücre katottur ifadesi yanlıştır, anottur olması gerekirdi. Aynı sıcaklıkta İkinci yarı hücreye 900 mililitre su eklenirse pil potansiyeli sıfır olur. Bu ifade doğrudur. Çünkü derişimler eşitlenince pil çalışmaz. Birinci çöze M1 V1 eşittir M2 V2 dediğimiz zaman ikinci kabın hacmi 100 mililitreden 1 litreye 1000 mililitreye çıkar. Derişimi 0,1 molar olur. Birinci kaptaki derişim de 0,1 molardır. Derişimler eşitlendiği için pil çalışmaz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olur. Oda koşullarındaki suyun elektroliz işleminde ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinci öncüle bakalım. Devreden 0,4 Faraday yük geçirildiğinde katotta 0,2 mol hidrojen toplanır. Arkadaşlar, hidrojenin toplanma denklemi 2 mol hidrojen iyonu indirgenir. 2 mol elektron alır. Hidrojen gazına indirgenir. 0,4 Faraday demek 0,4 mol elektron demektir. 2'ye 1 oranında hidrojen çıktığına göre 0,4 mol elektrondan 0,2 mol hidrojen gazı açığa çıkar. Birinci öncül doğrudur. Oksijenin yükseltgenmesi ise hidroksitin yükseltgenmesiyle olur. Hidroksit yükseltgendiği zaman 1/2O2 artı 2 mol elektron artı H2O şeklinde yazarız. Devreden 0,4 mol elektron geçtiğinde 4'e yarım oksijenin katsayısı 0,1 mol oksijen gazı oluşur. Anotta oksijen gazı oluşur. Doğrudur. Hidrojen gazının hacmi oksijen gazının 2 katıdır. Az önce 0,2 mol hidrojen, 0,1 mol oksijen bulmuştuk. Bu da doğrudur. Sorunun cevabı E seçeneğidir. Yukarıdaki pillerden hangileri yeniden doldurularak, yani şarj edilerek birden fazla kullanıma sahiptir? Lityum pilleri arkadaşlar, şarj edilme özellikleri vardır. Tekrar tekrar kullanılabilir. Cep telefonlarında kullanılır. Kurşunlu aküler yine tekrar tekrar şarj edilebilir. Özellikle araçlarda kullanılır, otomobillerde kullanılır. Nikel kadmiyum pillerinin böyle bir özelliği yoktur. Tek kullanımlıktır. Sorunun cevabı B seçeneğidir. Şarj edilebilir pillerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şarj edilebilir piller tekrar tekrar kullanılabilen pillerdir arkadaşlar. Lityum pilleri gibi uzun süre şarjda tutulmamalıdır. Bu ifade doğrudur arkadaşlar. Şarj dolduktan sonra şarjda tutulmaması gerekir. Kısa devrelere maruz bırakılmalıdır. Bu ifade yanlıştır. Pilin ömrünü kısaltır. Kullanımı kolay ve pratiktir. Bu da doğrudur. Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir.
Y metalinden yapılmış bir malzemenin korozyondan korunması için aşağıdakilerden hangisi kurban elektrot olarak seçilmelidir? Arkadaşlar, herhangi bir metali erozyondan korumak için kendisinden daha aktif bir metal bağlanır o metale. Aktif metal yükseltgenir. Kurban elektrot dediğimiz budur. Korunmak istenen metal korozyondan korunmuş olur. Dolayısıyla hangi metali koruyacaksak ondan daha aktif bir metal bağlanması gerekir. Y metalinden aktif sadece burada arkadaşlar X metalidir. Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir.